Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Hürmete ve saygıya en layık olan kimlerdir? Yani bütün varlıklar elbette Allah'ın sanatıdır. Allah'ın sanatı, mahluku ve eseri olması nedeniyle her varlık canlı cansız her şey hürmete ve saygıya layıktır. Allah'ın eseri çünkü. Onları Allah'ın emaneti bilmek, ve ona göre davranmak gerekiyor. Bu hem bir tefekkür hem de bir görevdir. Ancak hürmete en layık olanlar denilince insan akla gelir. Zira İsra suresi 70. ayet Rabbimi şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem. Gerçekten biz Adem evlatlarını mükerrem yani şerefli kıldık. Bu ayeti kerimeye göre hürmete en layık, en mükerrem olan varlık insanlardır. Çünkü bütün varlıkların en mükemmeli, en mükemmeli ve en mükerremi insandır. O halde her insan insan olarak gerekli saygıyı hak ediyor. Bakın burada inanan inanmayan farkı yok. Tabi insanlarla kafirlere savaş halinde olmanın özel bir durumu vardır o ayrı. Ama normal şartlarda her insan insan olması bakımından hürmete layıktır çünkü mükerremdir. Fakat sonra insanların en mükemmeli iman edenlerdir. O halde her iman sahibi imanından dolayı hürmete ve saygıya layıktır. Günah işlemesi o hürmete engel olmaz. Peki iman edenlerin içerisinde en fazla hürmete ve merhamete layık olanlar kimlerdir? Güçsüzler, yaşlılar, hastalar ve ihtiyarlardır. Hasta ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunanlar ise akrabalardır. Bakın. Akrabaların içinde dahi en hakiki dost, en sadık sevgili olan anne ve babalardır. İşte hürmete ve saygıya en fazla ve en çok layık olanlar elbette ihtiyar anne babadır. Buna göre bir anne baba ihtiyarlık halinde bir evde bulunsa ne derece berekete vesile, ne kadar rahmete vasıta ve ne çok belaların define vesile olacağı unutulmamalıdır. O ihtiyar anne babaya gösterilen her hürmet, onlara yapılan her hizmet, harcanan her servet Allah'ın rızasına ve iki dünyanın saadetine ulaştıracaktır inşallah. Özellikle bu hürmetin, güvenin ve saygının kırıldığı, enaniyetin zirveye çıktığı bu dehşetli asırda şu hadisi şerifi okuyarak yapacağımız hizmetin ne kadar önemli olduğunu idrak edelim. Peygamberin buyurmuş. Men temesseke bi sünneti kim benim sünnetime uyarsa inde fesadı ümmeti ümmetimin sapkınlığı döneminde felahu ecru şehit o yüz şehidin sevabını kazanabilir. Demek ki böyle farzların terk edildiği, haramların işlendiği, anne babalara saygının neredeyse en az seviyeye indiği bir dönemde, ümmetin fesada gittiği bir dönemde anne babaya hürmet eden bir evlat, kim bilir kat şehit sevabı alabilecektir. Bu büyük servetten, bu büyük devletten ve bu büyük nimetten lütfen mahrum kalmayalım.